Herkese merhaba. Bugün size aldığım laptopun açılışını yapacağız. Daha hiç kutusuna dokunmadım, açmadım. Öncelikle buradaki satışlardan bahsedeyim birazcık. Bu etiketlerin üstünde yazanların fiyatları direkt hiçbir şekilde vergi eklenmemiş tutarlar. Kasaya gittiğinizde ise bu tutarları ek olarak vergiler de ekleniyor. Bu şekilde size bir total price, yani fatura çıkıyor. Cash ödeyebiliyorsunuz, karttan ödeyebiliyorsunuz. Nasıl ödemek istiyorsanız ödeyebiliyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı olmuyor. 14 gün içerisinde gelip iade edebiliyorsunuz. Size bu fırsatı tanıyorlar. Ben şimdi neler aldım? Önce onları söyleyeyim. Bir Asus bir bilgisayar aldım. Faturamızı inceleyelim. Faturamızdan başlayalım. Şöyle bir faturamız var. Faturamızda neyi söylüyor? İşte laptop fiyatını söylüyor. Devletin aldığı bir, yeni girmiş bu kanuna tabii ki de beni buldu. Devletin aldığı bir tutar var. Bir de ben şöyle mouse aldım, küçük bir tane. Bu mouse için de ödediğim para yazıyor. Yani toplam ben 750 dolar, yani vergisiz hali 750 dolar. Şöyle göstereyim. 750 dolar laptopa verdim. 20 dolar da Logitech mouse'a verdim dediğim gibi. Toplam 771.23 dolar. Tutmuş. Buna tabii bir de vergi eklenince toplam 871.49 dolara gelmiş oldu. Yani benim Best Buy'dan ilk alışverişim böyle. Burada başka bir şey yazıyor mu? Gift card yok. Bir şey yok. Sadece bunun özelliği, saklamanız gerekiyor. Bunların isterseniz ileride tax free kısmından verginiz şeyinizi geri alabiliyorsunuz. Bu faturayı diğer bir yönden niye saklamanız gerekiyor? Bu 14 gün size bir süre veriyorlar. Bu 14 gün süre içerisinde isterseniz laptopu açıp kullanın, mouse kullanın. Beğenmediğiniz bir şey oldu, bu faturayla beraber gelip iade edebiliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş açılışa geçebiliriz bence. Önce mouse'tan başlayayım. Şöyle anlatayım. Burada almamın nedeni de şuydu, Türkiye'den getirmemin nedeni. Buradaki haliyle arkadaşlar prizler farklı. Bunu daha önce de belirtmiştim. Prizler farklı olduğu için burada almak mantıklı oluyor. Ben de buradan aldım. Ve gelelim asıl açılışa. Evet. Arkadaşlar gayet de böyle gri aldım. Hemen gösteriyorum. Şöyle. Bence çok şık. Bu Asus VivaBook diye geçiyor. 15.6 ekranı var. Girişlerini gösterebilirim size. Şöyle. Bu tarafında da aynı şekilde. Şöyle iki tane daha girişi var. Özelliklerinden biraz bahsedeyim. i5 işlemcili ve 10. nesil. 16 GB RAM kapasitesi var ve 512 GB da SSD'si var. Genel anlamda özellikleri bunlar. Şöyle üstünde yazan özelliğini de isterseniz size şöyle göstereyim. Şimdi ben bu oyuncağımla biraz oynamaya gidiyorum. Bu videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Diğer videolarda görüşmek üzere. Toronto'dan size kocaman sevgiler. Bye bye.